Sarayburnu ile Üsküdar arasında suyun altında bir şehirden bahsedilir. Çelebi kaynaklarında var bunlar. Öyleyse bu batık şehir ya Ege'de ya Marmara taraflarında bir yerde. Boğaz'ın altı falan veya Marmara'nın birçok alt kısımlarında hala yerleşim bulmak mümkün olma ihtimali var. Belki bugünkü Topkapı Sarayı'nın altı o Belkıza yaptırdığı ilk saray Çelebi kaynağı böyle söylüyor. Ayasofya'nın etrafındakilerin ve alttaki sütunlarının her birinin kristalleri, taşları, neden yapılmış, neden alttan su sistemleri var. Bunları çok iyi bilmek lazım. Bir de şunu yapıyor adam. İstanbul aslında deprem bölgesi. Doğru mu? Evet. Şimdi su sistemiyle adam o devirde deprem izolatörü yapmış. Hocam izolatörü. İznik'le Kadıköy neredeyse Aynı bilgiye sahip olan biri Kadıköy Konsülü'nün bugün Haydarpaşa Tren İstasyonunun altında çıkan yer, Kadıköy Konsülü'nün değil mi yapıldığı, öbürü İzlik Konsülü'nün yapıldığı yer. Bilecik öyle bir yerdir ki, hani bugün dünyayı alt üst edecek yerlerden bir tanesi mi dersen, evet Bilecik. Bilecik'te bütün dünyanın ezberini bulacak, bütün dünyada karmaşık olarak aradıkları her şey orada var. Hazreti Süleyman'ın mührü o değildir. Hazreti Süleyman'ın mührü çok farklı bir metale sadece ona işlenen özel üç adet sembol, farklı sembolden oluşur. Onunla hiçbir alakası yoktur. Yani Süleyman mührü falan da değildir o. Süleyman Mührü'nün de öyle hani e, belki dünyada toplasan dokuz kişi falan bilir orijinal mührün ne oldu. Şimdi sembolizmde bazı karıştırılan şey var. Ben aynı sembolü her uygarlık hatta her uygarlıktaki bölgeler farklı anlamda kullanmıştır. Bu yüzden her sembol aynı anlama gelmez. Tamam mı hocam? Yani bir balık sembolü görürsün. Bu balık sembolü Ayasofya'da başka bir şeydir. Eskişehir'de başka bir şeydir hocam. Ya bugün Türkiye'de kaç tane il var hocam? 80 81 tane. O gün kaç tane devlet vardı biliyor musun hocam? En az 3 bin. Bu toprak. Nasıl su üstünde dedik ya bir sürü türler var. <laughs> su altında da böyle. Rabbimiz tüm evreni, alemi, bütün her şeyi yarattıktan sonra arşımı da diyor suyun üstüne kurdu. Bazı ahşap türleriyle özellikle cevizden çok ses gelir. <laughs> şey, cevizden çok ses gelir. Korkmayın bir şey yok. Sadece kaydedicidir. Kristal eski taş evler kaydedicidir. Bu yüzden o evler içerisinde yaşanan veya daha önce yaşanmış olan bir bölgedeki bir olayı alıp o ondan bir ev yaptığın zaman tamam mı hocam? Basınçlı bir havada eğer kaydetmişse basınçlı havada ya ses ya görüntü ya da ikisi birden açığa çıkar. Mağaralarda bir şey araştırırken de hava durumuna da bakmalıyız. Bir şey İstanbul için bir şey hazırlanıyor. Bunu bir düşünüyoruz yani. Agartha'nın en önemli girişleri. Yani asıl başlangıç belki Agarta efsanesini oluşturan aynı zamanda gerçeği oluşturan şey tamamen Doğu, Güneydoğu, bu bölge, İç Anadolu, bu bölgelerdir. Bu bölgelerden o Agarta, gerçekten o yeraltı dünyanın farklı yerlerine geçişleri, kapıları Türkiye'dedir. Anadolu'dadır ve buradadır. Hocam Sultanahmet'le devam ediyoruz. Tarihi Yarımada'yla. Yani İstanbul'un en gizli, en sırlı yerlerinden biri. Evet. Neler söyleyeceksiniz İstanbul'un misafir odası için? Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'da ki bugünkü Sur içi dediğimiz bölgedir sadece İstanbul. Geri kalan yan tarafına bakıyorsun Galatlar. karşı Öbür tarafına bakıyorsun. ya yani Aslında bizim Anadolu beyliklerinin zaten o dönemde orada var olduklarını görüyorsun. Yani bugünkü bir İstanbul öyle bir şey yok. İstanbul küçücük bir yer. Şimdi tabii ki Sürekli saldırılara ve birçok şeye uğradığı için yer altından kilometrelerce su sistemleri, su yollarıyla beraber zaten dünyanın geçitleri yapılmış. Bilgiler burada saklı mıdır? Hepsi değil hocam. Yani İstanbul surlarının dışındadır. Hatta çoğu belirli dönemlerde zaten Anadolu'ya taşınmış olan. Şu an var mı? Var. Hatta abartayım mı birazcık? Lütfen. Bel belki. Yani belki ben Hüseyin bunu abartıyor yani de belki Yıldız'dan Kuleli'ye bile tünel olabilir. Biz İstanbul'da hani diyoruz ya işte bir tane hep efsanede bir yer altından boğazın karşıdan karşıya geçen bir tünel vardır diye bir efsane var ya. Sanki bana daha fazla varmış gibi geliyor. Birden fazla Birden yer altında... Fazla. Tabii. Avrasya tüneli gibi tüneller var değil mi e hocam? şimdi hocam zaten neyin üstüne neyi yapıyoruz? Öyle değil mi? Şimdi aslında bugünkü yapılan şeyde eski kaynaklara baktığımızda e aslında Sarayburnu ile Üsküdar arasında suyun altında bir şehirden bahsedilir. Çelebi kaynaklarında var bunlar. E orada bir şehrin oldu. E zaten Boğaz'ın oluşumu ne zaman? Yaklaşık 8-10 bin yıl. Onun da bir efsanesi vardır. Tabii. Evet. Biraz bahsedin. Tabii ki. Şimdi ee, tabii jeolojik oluşumu başka bir şey ama biz efsaneci, efsaneci olduğumuz için söyleyeyim işin söyleyeyim efsanesini evet. anlatalım. Bu Zülkarneyn'in aslında bir efsanesidir. Şimdi şeye de bakmak lazım. Yuhuş Aleyhisselam nerede? Beykoz. Beykoz. Kavak'ta değil mi? Tam evet. Boğaz'ın başlangıcına yakın kesin. yani. Peki Yorgos. Bu... Evet. evet. Yoros Kalesi'nin hemen kalesi. öbür tarafında. Peki burası daha önceden de var mıydı? Evet vardı. Burası bir Zeus tapınağıydı. Yani onun altında başka bir tapınak var. Dikkat edin hep zaten her şey üst üste gelir. Peki Yuşa Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam ne yaptılar? Bir yerde ayrıldılar. İki denizin birleştiği yer gibi birçok değil mi? Böyle hepsini bağdaştırmaya başlayınca hikayeleri, efsaneleri düzgün dinlersek veyi bölgeleri araştırırsak aslında olayların, bak demek ki Musa Aleyhisselam da buraya gelmiş olabilir. Değil mi? Yuşa Aleyhisselam'la beraber olmuş olabilir. Çünkü kendisi zaten burada. Şimdi e, Zülkarneyn ne yapıyor? E, esir düşüyor. Daha sonra bir tek şartla kendisini bırakıyorlar. bir Zülkarneyn sen çok savaşçısın. E, bize saldırmayacağına söz verirsen biz de seni serbest bırakırız deyip serbest kalıyor. Değil mi? hikayesinde efsanesinde bu. Sonra Hızır Aleyhisselam'ın ordusunda yine Hızır Aleyhisselam belirli zamanda hep doğuyor ölüyor. Doğuyor ölüyor. Yani yüzyıllarca bu şekilde devam Zaman ediyor. Zaman yolcusu. Zaman yolcusu. Komutanları diyor ki tamam saldırmayalım. Ne yapalım? Biz onu sular altında bırakalım. Nasıl bırakacağız? Diyor ki. Karadeniz şu an. Şunu söyleyelim daha bu İstanbul Boğazı yok. Yok. Karadeniz Vadi, bir göl. Karadeniz göl, büyükçe bir göl ama Hazara kadar. Evet. Öyle az biz göl. Çünkü ne diyor? Ee, şeyde Kur'an'da Zülkarneyn'den bahsederken Zülkarneyn aynı zamanda yeryüzü şekillerinin son aldı. Bugünkü halinin bahseder. Bak çok önemli bir şeydir. Ha demek ki Burada bir acayiplik var. O zamana kadar Karadeniz Hazar'a kadar bir daha büyük bir deniz, tamam mı? Gene. Evet. Marmara dediğimiz bir çukur, içi tatlı su gülü. Çünkü niye Fikirtepe'den biliyoruz? Fikirtepe'deki balıkçılar tuttukları hayvan fosillerine bakınca bunun tatlı su balıkları olduğunu görüyorsun. Ya bu adam izdik yönüne gitmedi ya avlanmaya. Evet. Önünden avlandı, değil mi? Ama fosiller tatlı su balıkları. Ha, ne zaman milattan önce 9000'ler. İşte de ki binler, çok önemli değil. Peki Marmara küçük bir göl. E o zaman Çanakkale Boğazı da yok. Yani o da bir buralar vadi gibi içinden nehir akan. Bu yüzden şu an boğazın altında hala yerleşimler var. Çünkü o zamanlar su yok ya o dönemler içerisinde. Bak bir yere gidiyoruz. Ege'ye bakıyoruz. E o zaman Ege'nin çoğu kara. Öyle değil mi? Çünkü Olma. Akdeniz'de bir çukur ve küçük bir çok büyük bir yer değil. Komutanları iki yeri açmayı istiyor. Böylelikle o güneşe tapan, belki ad Atlantis olan, bilmiyoruz. Hani onlar da çünkü güneşle ilgili sembolleri efsaneye var. göre efsaneye göre iki yeri aynı anda açıyorlar hocam. Cebeli Cebelitarıkla Karadeniz Boğazı'nı açarsan oradaki setti 3 yıl sürdü diyor. 3 yılda bu şeyi e, setti açıyorlar iki şey birden bir yandan o Atlas Okyanusu büyük şey eee At bütün suyu cebeli tarık'tan Akdeniz'e dolarken buradaki de bir anda boğazları Marmara'yı Marmara'dan Ege'ye doğru öyleyse bu batık şehir ya Ege'de ya Marmara taraflarında bir yerde. Belki İstanbul boğazının altında. Belki de altında bilemiyoruz. Çünkü onu diyor sular altında bıraktı. Böylelikle şehir yok oldu. ha Demek ki biz ne arıyorsak suyun altında arayacağız. Yaklaşık oluşumu da jeolojik oluşumuna da baktığın zaman hemen hemen aynı denk, dönemlere denk geliyor. Yani e, burada Zülkarneyn'in e, o şehri suyun altında bıraktığını görüyoruz. Ve böylelikle şu an Marmara, boğazın altı falan veya Marmara'nın birçok alt kısımlarında hala yerleşim bulmak mümkün olma ihtimali var hocam. Ve o yerleşimin de biraz daha altında tüneller olduğunu söylüyorsunuz. E o tünellerle yani. Anadolu yakasından Avrupa ya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yapılabileceğini söylüyorsunuz. Hocam biz tünelleri hani ya nasıl açtı bu adamlar bunları? Değil mi? Yani öyle bu kardeşim yani Hadi bizim dönemimizi geçtik. Bizden önce dedik ya işte bizden önce de Adem'den evvel, bizim türümüzden evvel başka türler var dedik ya. İyi de kafamız almıyor. İyi de kardeş kazma kürek bu işi. Nasıl yapıyorsun sen ya? Ben Petra'ya hocam defalarca gittim. Hani o meşhur Petra evet. var ya. Ya ben gitti her gittiğimde dedim ki yok ya dedim. Buraya dedim abinin biri lazer almış. Tamam mı? Oyma <laughs> Buraya da çizmiş, oturmuş böyle araba gibi bir şeyle başka alternatifi yok ya bu bir insanın hani bu kadar mükemmel yapabileceği bir şey değil. Şimdi ama bize aslında bak bu su, ayeti unuttum ama isimlerini. Sat suresi mi bilmiyorum ama bunu yazdıklarında bu hatırlayacaklar zaten. Biz Süleyman'ın emrine ne verdik hocam? Binalar yapan. Hmm, enteresan. Yani sanattan bahsediyoruz. Binalar, kayalar. Dalgıçlık yapan. Aa bak dalgıçlarımız da var. İfritler. Azgın ifritler. Cinler. Bak burada bir sınıf ayrımı yaptı. <laughs> Ve diğerleri. O diğerleri ne? Aa bak. Kim onlar? De demek ki beş başka türler de var. Tamam. Onları emrine verdik. Şimdi burada iki şey çıkıyor önümüze. Bir. Demek ki birçok binalar yeraltı geçitleri, tüneller, heykeller değil mi? Onlardan da bahsediyor. Evet. Heykeller yapan. Ondan sonra birçok şey yapan türden bahsediyor. İfrit yani orada kötü vazgın olanlardan olandan bahsediyor. Cin gayet bizim gibi sorumlu olandan bahsediyor. Ve diğerler. O diğerlerini ben de bilmiyorum. Ama anlıyorum ki Muhammad. bu sadece bir, bir iki türden bahsetmiyor. Peki onlar için bu yeraltı tünellerini açmak falan bizim gibi değil ya. Alanda vrr diye açıp geçiyorlar hocam. Pat pat diye değil mi? Belkıs sarayını belki bugünkü Topkapı Sarayı'nın altı o Belkıs'a yaptırdı. ilk saray Çelebi kaynağı böyle söylüyor. Çelebi kaynağı diyor ki ilk diyor Hazreti Süleyman cinlerine buraya Belkıs'a yaptırmış olduğu ilk tapınaktır. ilk şey ilk saraydır diyor. Onun üstüne zaten tıkı tıkı geliyor. İşte sonra Yanko geliyor, bilmem ne geliyor. Süleyman oğlu sonra tekrar geliyor. Topkapı Sarayı'ndan bahsediyor. Topkapı Sarayı'nın altı, Ayasofya'nın altı. Tamam Bizans'tan mi? bile önce. Bir, tabii Bizans. Çok, Bizans, çok Bizans çok önce. o kaynağa göre yeni ha. daha. Hani çok çok önce Süleyman'ın Belkıs için yaptırdığı bir saray olduğunu söylüyor. Evet. Kim söylüyor? Çelebi kaynağı bunu söylüyor. Evliya Çelebi'nin kaynağı bunu söylüyor. Orada bazı şeyler vermiş. Muhtemelen bu e, bazı kazı çalışmalarında bazı şeylerde farklı tapınak türleri çıkıyor çünkü ortaya. Peki biz ne arayacağız burada? Eğer o İstanbul'un içinde böyle bir şey çıkarsa cam arayacağız. Niye? Çünkü o eteklerini kaldırdı ya, sanki suda yürüdüğünü zannediyordu. Ha, demek ki camdan bahsediyor ve altından su geçtiğinden bahsediyor. O zaman o dönem belki camı bilmeyebilir. Ama bir cam karışımının var olduğunu gibi Demek ki böyle bir şey çıkarsa, eğer burada da cam varsa... Kristal bir zemin. Kristal bir zemin varsa demek ki... Hocam bugün hani üç boyutlu resmi yere düşüyorlar, üstüne de e, reçineyi atıyorlar. Anam diyorsun şeye mi gidiyorum, hani suya mı basıyorum diyorsun ya. Bak mantık aynı mantık. Demek ki bir o zeminde de öyle bir şeyden bahsediliyor. Yani İstanbul daha bitmez. İstanbul'un altında hocam. Çok şey çıkar. Süley Sultanahmet'ten çıkmadan önce hemen bir Ayasofya'ya bakalım mı? Olur hocam. Ne diyeceksiniz hocam Ayasofya'nın altında neler? <laughs> hocam Ayasofya'nın altında neler var? Ayasofya ee, bir kere yani şu, hani bir bazen bir kapı da arıyoruz ya. Evet. Bap. Hı hı. Türk ordusu El-Bab'a girdi. Neye girdi? El-Bab'a girdi. Niye girdi? Boşuna girmedi. Bab ne demek hocam? Kapı. Kapı. Bir Kapıyı korumaya gitti ya. Bir şey yaptı oraya. Yani... Ayasofya'da bir kapı mı? Tabii orada da bir kapı. Aynı şekilde bir kapı var. Ve o kapı e, çok uzun süredir kapalıydı. Ka açıktı. Geçen geçiyor. Biliyoruz yani o kimlerin oradan girip geçtiğini biliyoruz ama hani öyle bizim gibi adamların <laughs> falan şeyi değil bu. Ee, bir kere orada hocam hemen atlıyorum bak. ley hatları an. diyoruz ya hocam. Evet. L-hatların üzerinden geçer. Gel buraya bir ley hatı oluşturalım mı? Bak geçmiyor buradan gel yapalım bunu. L-hattı geçer ayrı bir şey. L-hattı oluşturursun ayrı bir şey. He. Tamam mı hocam? O sırf öyle bir yerde olmakla olmaz. L-hattı da oluşturabilirsin. Oluşturulmuş Yaparız bir mi? yer orası o zaman. Oradan geçiyor. Buranın hattın şeyini görüyoruz. Bu hat var ama Hı. ayrı bir mesele ama bir de şu var. L hattı oluşturmak da mümkündür. Hı. Bunu da yapabilirsin. Bu da ayrı bir şey. Enerji çalışması. Şimdi peki biz e, Ayasofya'nın altında komple kurşun olması lazım. Kurşun kaplı olması lazım. İçi su dolu olması lazım. Şimdi tabi bilemem altı şu an bilemediğim için bir şey diyemiyorum. Aha, aha. Eğer bunun altı kurşun ya kaplama, bak kurşun kaplama ve içi su doluysa, hocam çok daha farklı yerlere gideceğiz. Al demektir. sana Rahim. Çok farklı yerlere gideceğiz demek O Rahmin içinde ne gizli diyorsunuz hocam? Neler var? Bu çok neden su sistemlerini hep Ayasofya'nın altına niye bağlamışlar? O enerji hep istenmiş değil ya, mi hocam? Değil mi? değil mi? Orada biraz da oranın taş yapısını incelemek lazım, o sütunlarını incelemek lazım, onu ayakta tutan sütunlar nelerdir? Bakın eski eski geleneklerimize bakalım. Eskiden e, evlerimizin bahçesinde kuyu vardı evet. ve altında vardı. Evin içinde vardır. Tamam mı hocam? Bak bu hattı biz hep oluşturuyoruz. İki şey için yapılırdı. Bir, Hiçbir zaman evi su basmasın diye. iki enerji hiç tükenmesin diye. Tamam mı? sürekli bakın bütün eski evlerin altları öyledir. Hem evin içinde ne varsa eski de var ne orada var. Ne varsa, orada ne varsa Su olmazsa olmaz. Hangi suyu sağlıyor? Bir de akışkan suyu sağlıyor. Ben Kuzey Osset'e gittiğimde çok eski bir yapı. Yani belki ne diyeyim o da milattan önce olsun da 3000'ler binler, 4000'ler. Bir, bir güzellik var ama bir şey de var bir şeyin sesini duyuyorum falan derken kapağı bir kaldırdım alttan bir su akışı var ki aman Allah'ım. Şimdi bunları birleştirdiğimizde hep aynı töreye rastlıyoruz. Aynı geleneğe. Aynı geleneğe rastlıyoruz. Biz bu yapıyı Afrika'da da görsek Mısır'da da görsek tamam ki var Mısır'da da var değil mi piramitlerin tabii, altından tabii. su sistemleri enerji akışları, o bakırın ana yukarıdan aşağı inişi ne sağladı. Eskiden Türklerde şöyle bir şey var. Yani avlanmak için şunu yapar hocam. Granit alırlar. Evet. Granitten bir bakır sarkıtırlar. Şimdi yöntemini öğretmek isteyecekler de söyleyeceğiz. Evet. <laughs> bakır sarkıtırlar. Altına bir kanal yapılır su akışı sağlar. Dere kenarında yapılır. O dere kenarında bu akış sağlanır. Sonra hepsi beraber oturur, otururlar. Ne istiyoruz hocam bugün nimet? Bize ne lazım? Bir de şunu ben açıkça söyleyeyim. Hiçbir zaman tanrılar kelimesi olmamıştır. Hepsi sonradan uydurmadır. Sonradan uydurulan şeyler. Hiçbir zaman tanrılar diye konuşmamışlar. Tanrı ve Tanrı'nın kutsallarıdır. Bugün bakıyoruz birçok hocam kitapta orada burada bilmem ne tanrılar ya boş versene sen bunları neye dayanarak yazdın neye dayanarak yani yazdın derken şeyler değil bak bu bir, çok büyük bir suçlamadır burada. Ee, i̇şte pagan tanrılar pagan tanrılar hiçbir zaman olmadı. Pagan tanrısı vardı. Paganın tanrının kutsalları vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, böyle anılırdı. Bunu ben Kuzey Oseta'da yolda giderken atlı bir şey gördük böyle. Dağa uymuşlar hocam. daha böyle atlı bir e, adamın şeyi falan. Dedim bu ne? Dediler o e, yol tanrısı. Dedim nasıl yol tanrısı? Bu dediler Hızır. Hani yolda kalana yardım eder şey yapar. Yol tanrısı mı dedim. Yani tanrı mı diyor? Hayır hayır dedi. Biz de öyle şey yapamıyoruz. Tanrısı değil dedi. Tanrının e, elçileri. Kutsalları. kutsalları Ha. Bak şimdi orada kelimelerin nasıl değiştiğini görüyoruz. günümüz toplumuna da tanrılar kelimesinin nasıl ulaştığını görüyoruz. Yani tabi bu benim hani çok bilgim dahilinde olan bir şey değil ama bunu daha iyi araştırmacılar ona göre şey ama ben inanmıyorum. Hiçbir zaman tanrılar kelimesi evet, olmamış. Evet. Çok nadir yerlerde. Kur'an hocam put ne diyor? Sorarlar. Yani sorsan diyor sen onlara diyor bu putlara niye tapıyorsunuz? Putlara. Put tanrı mı? Hayır. Ama ne diyor? Sor bak Kur'an diyor. Sorsanız diyor ne derdi? Bizi Tanrı'ya götüren aracılar onlar der diyor. Ha. Burada da lar kelimesinin olmadığını görüyoruz. Demek ki eee şeyleri düzgün kullanmak lazım. Nereden geldik? buraya bilmiyorum. İstanbul'daydık, İstanbul'daydık <laughs> İstanbul'da hocam. İstanbul'da. Sultanahmet Ayasofya'daydık. <laughs> yani e, Ayasofya'daydık. Burada da yani Ayasofya'nın işte ha bu su sistemleri akışkanlıklar dedi ki dua ediyor dengriye denge olmayan tanrı, tanrıya dua ediyor Allah'a dua ediyorlar bu yaptıkları e, sistemle diyorlar ki bize erkek ve yaşlı geyik yememiz için gönder başlıyorlar hep beraber çember yapıyorlar bize erkek ve yaşlı geyik bize erkek ve yaşlı geyik çünkü av hayvanı budur biliyorsunuz Dişi vurulmaz, yavru vurulmaz, belirli bir yaşa gelmiş olan e, hayvan vurulur. Bak çağırıyor. Neyle? Granitle. Nasıl? Akan su. Hop tetikledi. Oks Şu an ses titreşim. Abi frekans. Geyik başlıyor ileride otlarken. Anam diyor, biri beni çağırıyor. Ama herhalde karambola gireceğiz diyor. Bir gidek bakak diyor, diyor. Geliyor, aralarından biri bir oku atıyor. Hayvanı vuruyor diyorlar ki teşekkür ederiz. Çok şükür. Çok şükür. Bugün nimetimiz geldi bu kadar bitti av bitti. Şimdi Ayasofya'nın etrafındakilerin ve alttaki sütunlarının her birinin kristalleri taşları neden yapılmış neden alttan su sistemleri var bunları çok iyi bilmek lazım. Bir de şunu yapıyorlar İstanbul aslında deprem bölgesi doğru mu? Evet. Şimdi su sistemiyle adam. O devirde deprem izolatörü yapmış hocam, izolatörü. Hadi. Tamam. Ha, yani böyle Ayasofya bitmez. Bitmez, 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 bitmez hocam bitmez. da e, isterseniz Ayasofya'dan hemen karşıya geçelim. Beykoz da çok sırlı bir yer. Tabii ki. Tabii. Ee, Beykoz. Aslında ne diyeceksiniz hocam? Yani e, bir yandan işte Yuşa A.S.A.m'den bahsettik hı hı. biliyorsun. Beykoz işte e, çok büyük bir bugün İstanbul'da en büyük sahaya sahip olan. Ee, burası da tepeler çok iyi araştırılmalı. Bakalım o tepelerden neler çıkacak. O tepelerin altındaki uzantılı tüneller nerelere ve orada ne belgeler saklı, neler saklı? Sarıyer diyoruz, e, Sarıyer'in karşısına Beykoz. Bak karşılıklı gidiyoruz böyle. Hocam Sarıyerle Beykoz arasında da bir tünel olabilir mi? Olabilir. Ya olabilir. Ben o kadar çok şey gördüm ki. Hani artık bana olamaz gelemiyor. Yani. Gördün mü? Hayır, görmedim. Bir gün çıkar mı? İnancım çok büyük ihtimalle çıkacak. Hatta çıkacak. birkaç yerde çıkacak. Eyvah ya. <laughs> yani hepsinin birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ezberler göreceğiz. bozulacak diye. Tabii hocam. Belki at arabalarıyla geçen hani o dönemde belki şeyler göreceğiz. Yollar göreceğiz. Yollar göreceğiz, mekanlar göreceğiz. Tabi. Bir de yani dedik ya <laughs> jeolojik oluşumundakinden evveli düşünmek lazım. Şimdi biz bir sahaya sizinle gittiğimizde diyelim ki Göbekli Tepe'ye gittik, değil mi hocam? Bir kez evet. beraber gittik. Şimdi önce bir kere bizim Göbekli Tepe'deki figürlere bakmadan evvel Göbekli Tepe'nin o dönemdeki doğa yapısına bakmak lazım. Sen bunu bil ki su nerede, ağaçlık nerede, orman nerede? Bunu bil ki Göbekli Tepe'nin ne olduğunu anlayasın. Öyle gidip hani bu bundan bir şey çıkartamayız. Sonra kaya yapısına bakmak lazım. Hani çok iyi incelemek lazım. Her ayrı gözün, ayrı fikrin ayrı ayrı ortaya çorbaya bir şey koyması lazım. Müzisyen götürmek lazım. Öyle mi? Sesi dinlesin. Tamam. Rüzgarı dinlesin. O dikili taşların T-T. T taşı. Tabuka. Hz. İsa'yı nereye geldiler hocam? T'ye. Neydi o? Tamgaydı. Niye? Soyunun tamgasıydı. Tamam. Evet. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Hocam ee, Beykoz'da diyorsunuz oldukça evet, gizemli Beykoz'da bir çok yer. Beykoz'da çok çok gizemli bir yer. Beykoz araştırılması gereken, incelenmesi gereken yer. Yine yeraltı geçitlerinin, tünellerin belki karşıdan karşıya geçitlerin bulunduğu bir yerdir. Birçok belgenin ve bilginin saklandığı yerdir. Hala. Uşağı tepesi çok iyi araştırılmalı. İşte bunun gibi tepeler var orada yine görüyoruz. Bunların hepsi... Çok çok güzel bir şekilde araştırdım. Hocam genelde defineciler hep böyle Çatalca tarafında yakalanır ya, jandarma yakalanır. <laughs> evet. Çatalca'da İstanbul'un arka bahçesi arka dediniz. Bahçesi Acaba orada Bizans saltanatı yok olduktan sonra kaçarken hanedan bir şeyler mi gömdü oraya? Neden o kadar böyle insanlar Çatalca'ya yoğun bir şekilde? Şey i̇şte zaten diyorum ya hani arka bahçe olduğu için bütün... Ee, gizlenenler, saklananlar, Avrupa, yani diğer tarafı açılan bütün güzel ya burası şimdi sen ben İstanbul'da ne kadar su kovarsan kov ben giderim oradan gelirim arka bahçemden değil mi? Ee, bana ait olanları alırım. O yüzden hiçbir zaman bilgi ve hazine asla bir manastır veya da bir e, şehrin içinde olmaz. İznik mesela İznik Kalesi'nin içinde darphane olmaz. Niye? E, malak mı adam? O kadar e külçe bastı, onu bastı, para bastı. E zaten haber istilaya uğruyor. Yani değil mi? Sürekli istilaya uğrayan bir. İznik tam bir muamma değil mi tabii, hocam? Tabii, ayrı bir muamma. Tarlaya tükersen eser çıkar yani. yani ayrı bir şey. O yüzden adam hocam öyle değil. Yani bu bazen 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre, bazen 50 kilometre ne olacağı belli olmaz. İznik'te ne var hocam? İznik çok önemli bir yer değil mi? İznik tabii ki İznik. Yani tarihi olayların gerçekleştirdiği böyle bakın İznik'le Kadıköy neredeyse aynı bilgiye sahip olan biri Kadıköy Konsülü'nün bugün Haydarpaşa tren istasyonunun altında çıkan yer Kadıköy Konsülü'nün değil mi yapıldığı öbürü İznik Konsülü'nün yapıldığı yer. Merkezlere dikkat ediyoruz. Fakat bu İznik'e şuraya buraya giderken hani diyoruz ya Söğüt, Bilecik. Bilecik. Evet, bak. Bilecik, evet İznik bugün belki birçok e, belge açısından, bilgi açısından su altı, su altından geçişler e, oranın yapısı işte suda manastır çıktı. Ya ben 30 senedir biliyorum o manastırı orada. Görüyordum zaten yani ben 30 yıldır suyun altındayım yani işim bu. Ama şu var hiçbir zaman aklına gelmiyor yani. Ha, tebrik ederim bak ne yaptı? Oraya birisi çıkarttı. Orayla ilgili şu an çalışmalar yapıyor. İyi de nasıl oldu o suyun altında? Su mu yükseldi? Başka bir şey mi oldu? Yoksa hala su altından karaya geçişler mi var? Değil mi? Bunlar hep böyle. Bazen hep teknolojiye güvenmemek lazım ya. <laughs> Diyorsunuz ya hocam. Evet, bazen Bir <laughs> <tüm> şeyini, aletini <laughs> kapatın. Ama Bilecik öyle bir yerdir ki Hani bugün dünyayı alt üst edecek yerlerden bir tanesi mi dersen? Evet Bilecik'tir. Bugün bir hala işte Büyük İskender'i ararlar. Büyük İskender'in lahti var değil mi? Her yerde çıkmış. Bir sürü şeyi var. Bunlar makamlardır. Bakın birçok yerde biz kendi şeyimizde de görüyoruz bunu. İşte bakarız e, ee, Karaca Ya beş yerde şeyi var. Lahti var. Makam. Ve Aslı'nın olduğu yerler hep farklıdır. Makamlar ise onların uğradıkları da yerdir. Gider hatları vardır. Tık, 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 tık. O hatlarda dolaşırlar onlar. Değil mi? Yunus Emre'ye bakıyorsun bir sürü yerde şeyi var. Ama kendi nerede? Kendi hayatta zaten merak etme yani işte o ayrı mesele. Ama o makamlarda ne var? Hangi hatlar ne oluyor? Neler oluyor, bitiyor burada. Şimdi Büyük İskender'in hala Zat-ı mezarı bulundu mu? Hayır. Ha, bulundu. Bulunur inşallah. Bilecik'ten mi çıkacak yoksa? Bilmiyorum. Bilecik'te hocam üstü kapalı söyleyelim. Hani bütün dünyanın evet. ezberini bulacak. Ne var? Bilecik'te bütün dünyanın ezberini bulacak. Bütün dünyada karmaşık olarak aradıkları her şey orada var. Yani atıyorum işte Büyük İskender'i ararlar, onu ararlar, belgeleri ararlar, bilgileri ararlar. Çok Hazreti Musa'ya ait bir şey ararlar, İsa'ya ait bir şey ararlar. O aradıklarının hepsi bir toplu yerde olma ihtimali var. Orası da Orası da Bilecik. Ha Diyarbakır başka, Antakya başka, Kütahya Sıra, başka. Aya başka. Bak hepsi ayrı ayrı ama leblebi çekirdek. Ama Bilecik. Tabii Bilecik çok farklı bir şey. Antakya da öyle. Diyarbakır da öyle. Diyarbakır Diyarbakır e, bu bölgede ya nerede kaos varsa tamam mı? Ben yani hep bu bölgelerde geçtik. Ya mükemmel bir halk var. Hani Artık kaçıyorsun. Niye kaçıyorsun biliyor musun hocam? yedirmek, içirmekten seni bir hal ediyorlar. Dün bunlar misafir kovmanın yolunu bulmuşlar. Adam 24 saat yedirilir içirir mi be kardeşim? Yani bu benim Anadolu halkım. Anlatabiliyor muyum? Tabii işin o biz arkadaki pis kısımlarından şey yapmıyoruz. Peki niye kaos var? Çünkü orada çok önemli bir şey var. Çok önemli bilgi var, belge var. Bu yüzden var. Judy niye böyle bugün? Ne saklı orada? Biz bunu sormamız lazım. O yüzden hani artık ne diyeyim ya bir şey diyeyim. Ama göz bebeği bilecik dediniz hocam. Anadolu'nun gözbebeği ve göz en, en bilinmeyeni, en sırlı yeri bilecik dediniz. Bilecik ve burada ki birçok belki aranan şeyin belge şeylerin bilecikte olma ihtimali çok daha yüksek. Bana göre tabii ki hani herkes farklı bir şey söyleyebilir. Belki de ben haksızım. Onu bir şey diyemez. Zaman gösterecek hocam. Evet. Zaman gösterecek. Hani çok özür dilerim. Şeyden de oraya Hazreti Süleyman'ın eee şeyinden bahsediyorduk. Şimdi kullanılan Hazreti Süleyman'ın rüzgarla ilgili olan bir şeydir. Hazreti Süleyman'ın mührü o değildir. Hazreti Süleyman'ın mührü çok farklı bir metale sadece ona işlenen özel 3 adet sembol farklı sembolden oluşur. Onunla hiçbir alakası yoktur. Yani Süleyman mührü falan da değildir o. Süleyman mührünün de öyle hani e, belki dünyada toplasan 9 kişi falan bilir orijinal mührün ne olduğunu. Çok enteresan. Anlatabiliyor muyum abi? Yani o yüzden evet o pentagramla rüzgarı kontrol etmek mümkün. Ama, Ama mühür o değil. O mühür, o değil. Çok Bilmiyorum. yine ezberleri bulacak bir bilgi geldi sen gün gördün. Hocam sizin keşfedilmemiş ekibine e, liderlik ediyorsunuz <laughs> ve keşfedilmemiş ekibi hakikaten seçme insanlardan oluşan çok çok farklı özellikleri olan e, dinamik bir grup ve hakikaten İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de hiç kimsenin girmeye cesaret bile demedi. Yerlere girip çıktınız ee, ve kültür mirasımıza kazandırdığınız birçok tarihi mekan ve hatta yeraltı şehirleri evet. var hocam. Birkaçından bahsedin Vallahi e, aslında e, e, biz dinliyorum ya biz efsane üzerine gidiyoruz. Efsaneyi kim anlatıyor? Bölge halkı anlatıyor. Aslında bu olayların kahramanı biz değiliz onlar. Yani biz sadece işin araştırma kısmındayız. Şimdi bir efsane geldi İşte efsanede... E, bir çobanın köpeği bu klasiktir dikkat edersen zaten hani her yerde o köpek var ya o köpek bir de o koyun ya <laughs> o onlar hiç birtakım barna basincinin de ilk bulan düşüyor biliyorsunuz köpek önce bir kuyuya düşüyor o köpek sayesinde o aynen, e, kuyudan şeyler çıkartılıyor Aynen e, Belgelere ulaşılıyor şimdi bize komik geliyor ama işte <laughs> bu efsaneleri iyi dinlemek lazım o çobanın efsanesini Efendim o bir... Lütfen şimdi, anlatın. Işte, Köpeğiyle beraber kimse, dağın başında çoban. Köpeği kaçıyor. Bir deliğe giriyor. Çıkmıyor. Çıkmayınca çoban, çoban çoban, yaşıyor hala. Çoban da buraya giriyor. Peşinden giderken işte o zaman Elfenleri yanında falan. Şimdi 80 küsur yaşlarında demek işte o zaman 20'li yaşlarda falanmış. Girerken işte dolaşırken bak içeri giriyor falan. Sonra bir odaya geliyor. Bir bakıyor o da her taraf altın dolu. Çok klasik defineci hikayesidir ya bir yandan da. Ama diyorum ya burada bir şey var. Sonra şaşırıyor tabii. E ön elini alıyor iki tane. Buradan hocam kocaman bir şey çıkıyor. Zenci bir amca çıkıyor. Eyvah. Zaten biz mağaraya girerken hani gülmekten giremedik. Ulan <laughs> <laughs> bir çıkarsa ne yapacağız? <gülüyor> Neyse <gülüyor> bir de dar geçitlerden geçiyorsun falan yani. Yani 100 metre abartmıyorum şu kadar delikten kafamızı kaldırmadan 100 metre 70 metre Hocam kadar ben çok sıkı takip ediyorum sizi biliyorum yani ne şartlarda. Gittik yarı yolda e, kulakları işte Burak, Ahmet, bizim Volkan diğer gibi. Şimdi yarı yolda gülme krizi tuttu bize. Niye? Zenci geliyor. Çıkarsa hapı yuttuk yani kaçacak <laughs> yer de yok bize. Sonra görünce bayılıyor çoban. Sonra tekrardan ayılıyor. Tekrar karşısında görüyor. Bırak onları diyor. Hani ona bir sert tavırla. O sıra bu kaçıyor. Eve geliyor falan. Ailesi tabii e, Kazım abi. Yani sağ olsun o e, muhteşem bu araştırmaların başlangıç konusunda Kazım abiye bir dona ver. Kazım abi hemen gider her şeyi bulur. Buluyorlar. Hakikaten aile diyor ki evet eve geldiğinde elinden birkaç tane paralar döküldü. Ama titriyor ve artık tamamen kafayı... Hala da öyleymiş hala Yani eğer yaşıyorsa Allah salgı uzun emirler versin. Hala akli dengesini yitirmiş vaziyette. Şimdi bu hikayenin üzerine işte nerede otlatıyordu, nasıldı, falandı filandı derken iş sürmeye başladı. İş sürme. Yani zaten bu şekilde evet. yöntemler şey. Sonra bak hiç alakası olmayan işte delik yani şu kadar yani kaya normal kaya deliğinden bahsediyorsun. Ha buradan girmir derken lan bir yapı çıktı ortaya. Aa. Ne kayası bu? Bayağı bildiğin şey. Hani el yapımı yani. Nişler yeri var o hava geçişleri var. Matematik yapmış ya. Mühendis girmiş buraya. Abi git git. 8 bin metre ip döşedik biz içeri. Yer altında böyle bir mekana tamam. girdik. Sonra girdik. Böyle önce sürünerek falan sonra bayağı şeye çıktık. Hani var zaten yayınlamışız onları falan. Git git. Daha kapalı olan orada hani açılmamış olan önünde şeylerle kapatmışlar böyle o dönemde herhalde. Yeni dehlizler var. Yani 8 bin diyorum ya ben sana soruyorum kafadan 15-20 kilometrelik bir şeyden bahsediyoruz. Sağdan bahsediyoruz. Her taraf bir el yapımı bina. Her var. taraf. Her taraf. Her taraf. Nasıl el yapımı? Kaya oyularak yapılmış. Kayalar oyularak yapılmış. Yani yapılmış sistem yapmış işte tavan böyle geliyor ama tavanda oyuk var. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Zeytinyağı yakıyoruz. Ha, Şey değil. Tamam? Zeytinyağı yakıyorsun. Zeytinyağı önemlidir. Bak birçok yerde geçer baya bayağı değerli bir şeydir zeytin yaktığın zaman işte bakıyorsun aa oradan hava akımı aynı zamanda e, diğerleri gibi zehirlememe özelliği olduğu için eski uygarlıklar hep zeytin yağ kullanmışlardır. Yakıt, aydınlanma olarak. E Kur'an'da da var değil Aha. mi? Yeşil zeytin şeyinden bahseder. Neyse ve selam hava akımı mükemmel falan en son tabii görüntüleri çektik. Bütün her şeyi yaptık. Meydan falan var mı böyle tabii meydan? Tabii meydanları var, odaları Binalara var. Binanlara girdiniz diyorsun? mi? Girdik girdik bayağı bütün hepsini çektik. Ne var peki içeride? Yani zaman içerisinde alt zeminde dolmuş görüyorsunuz. Çünkü bazı yerlerde yüksekliğin 4,5 metre falan olduğunu görüyorsun Oo. 5 metre. Yani ben atımla E zaten bir dişler bulduk. Bu kadar bu kadar. Hüseyin abi meydan var diyorsun. E tabii. Düşünsene koca meydan. Meydanın etrafında binlerce yapı var yani. Şöyle söyleyeyim ben sana. bir yere geliyorsun, büyükçe bir yere geliyorsun. Sonra her bir bölümden yeni odalar gidiyor. Şey, dehlizler gidiyor, tamam mı? Böyle böyle ayrılıyor ama burada şuna dikkat ettik. Şimdi biz girişten itibaren bütün her şeyi incelediğimiz için dehlizlerin üzerinde bazı semboller gördük. Ha. Ne diyordu semboller? Şimdi işte biz bakalım ne diyor diye biz şeye başladık. Sonra anladık ki bazı gidişler seni ölüme götürüyor. Bazı gidişler seni kurtuluşa götürüyor. Fakat bunu kim biliyor? Şimdi sembolizmde bazı karıştırılan şey var. Ben aynı sembolü her uygarlık hatta her uygarlıktaki bölgeler farklı anlamda kullanmıştır. Bu yüzden her sembol aynı anlama gelmez. Tamam mı hocam? Yani bir balık sembolü görürsün. Bu balık sembolü Ayasofya'da başka bir şeydir. Eskişehir'de başka bir şeydir hocam. Tamam mı? Kullananlar arasında dediğim şey. farklıdır. Orada farklıdır. Bu yüzden bir sembolü Sembolü kullanırken için... niyet de önemli ama tabii tamam. ki değil mi? Evet. Ama bir de uygarlığı tanımak lazım. Yani sen önce onu kim olduğunu tanıyacaksın ki sonra bunu niye kullandığını çözebilirsin. Tamam Ha, sonra bir baktık ki bazı sembol bizi kurtuluşa götürüyor. Bazı sembol sizi ölüme götürüyor. Yani bunu kim biliyor? O iç içerideki halk biliyor. Eğer bir saldırıya uğrarsa, onlar takır 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 bir yerden geçerken öbürleri gelip dağıldığında çoğu perişan oluyor. Yani muhteşem bir sistem kurmuşlar adamlar. Siz Mihalcık'ta buldunuz. Mihalcık'ta bu sonra Feriştah gittik, müzeye bildirilmemizi yaptık, yazılarımızı yazdık. Bölge hiç tescil edilmemiş. Bugüne kadar bilinmeyen bir bölgeydi. Ee, buradan ötesi artık onların işi. Onlar Ama inşallah. Büyük bir güzel. turizm kaynağı olabilecek Olsun. Şey, yerler buralar. Hocam ya santimetre karemiz ha. öyle yani. Öyle değil mi hocam? ya Bugün Türkiye'de kaç tane il var hocam? 80-81 tane. O gün kaç tane devlet vardı biliyor musun hocam? en az 3 bin. Bu toprakta. Bu topraklarda 3 hocam, bin. Şehir, şehir devleti, şehir vardı. Yani mi? büyük imparatorluklar ayrı bir de şehir devletleri var. Aslında biz onu bir... Aslında beylikler var. Anladın? Bugün Sümerler dediğin senin tek bir millet mi? Hayır. Komik gelecek ama Oğuz beyliklerinden oluşan, yani beyliklerden oluşan bir kuruluş, bir birliktelik. Yani nasıl devleti aileye kuruldu? Anlatayım. Selçuklu kuruldu veya bilmem ne kuruldu. Kim kurdu? Yani öyle bir devlet mi vardı? Hayır. Beylikler bir araya gelip bir lider seçerek yaptılar bunu. Yani bugün Sümerler de beyliklerden oluşan, Urartular beyliklerden oluşan e, birleşim tek bir imparatorluk. Olurlar. Tabii böyledir yani. Asurlular. Yani hepsi birbirinin devamı, aynı soy, aynı akraba bunlar. Ve şu anda Anadolu'da toprak altında buna benzer daha bulunmamış, keşfedilmemiş daha bir sürü o zaman yeraltı şehri var. Hocam bizim neler tanemiz, var neler hocam değil mi? Yani bizim tahminimiz belki 20 üzerindedir. Of 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 Yani 4 bin tane aşağı yukarı biz e, hemen hemen hani en bilindiği de Kapadokya ediyoruz. işte değil mi hocam? En bilindiği en Kapadokya ezber Kapadokya. artık o. Tabii. Ama onun Ama dışında... Kapadokya'yı ona basacak bir sürü bölgeler var ya. Yani. Ne diyorsun? Tabii hocam. Tam, neler var yani? Mesela bugün Ege. Ege. Tabii Ege hocam bugün Ege bak ne oldu bak suyun altında bir şehir var bir şey kayboldu bu karada bunun devamı ne var ondan sonra cıma, bugün 12 İyon şehrinin altı 350 kilometre karelik bir yeraltı geçitleri var daha ortaya çıkmadı Hepsi bunlar. Ege'de. Yani biz şimdi bilgiler alıyoruz ama biz de araştırmak için hocam kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yani kimse bize gelip de yardım etmiyor ondan sonra sağ olsun ama sonuçta işte. devlete teslim ediyorsunuz hocam Sonuca işte. ulaşır ulaşmaz o hani hani hocam. devletimiz en azından geliyor diyor ki tamam tabii, tabii, bunu bulunuz tebrik ederiz sizi tabii, öyle, ee, tabii. ve gerekli koruma hemen alınıyor değil Yo, mi hocam ole, sit alanı hemen yani ilan ediyorlar Aha. hocam orada şey zaten alınıyor. buralara girmeden önce kolluk güçlerine haber veriyorsunuz bildiğim kadarıyla tabii. Şimdi önce biz valilik yazımız vardır. Biz valiliğe yazı yazarız. Sonra gideceğimiz bölgede nokta bildiririz. Diyoruz ki biz bu bölgede bir mağara ve bir efsane aldık. Bu efsane ki çoğu zaman mesela jandarma bizimle beraber gelir. hatta biz çünkü çıkar çıkmaz raporlamak zorundasın Hocam bunları, görüntüleri, tabii. yazıları, çok her şeyi önemli çünkü. yapmak zorundasın. Onlar izin kağıdıyla beraber. Ha biz buraya tarihi bir şey var diye değil. Bak bu çok yanlış anlaşılıyor. Biz efsaneye gidiyoruz. İhtimale karşı yine de yani devletin kolluk güçlerini yanınıza alarak Başka gerekli müdahaleyi yapıyorsunuz mümkün hocam. Mümkün değil hocam. Başka türlü olmaz zaten. ha bir şeye rastladık mı da raporlayıp veriyoruz zaten. Hocam Öyle az mi? önce konuşurken arada geçti. <laughs> Defineciler bu tip sizde alanlar da çok dolaşıyorlar ve kimisinin başına buralarda enteresan şeyler geliyor. Sizin bildiğiniz enteresan hikayeler var mı? İlla ki vardır. Çok en da. azından en komik birkaç tanesini anlatalım mı hocam? Vallahi e... Şimdi aslında. Ya da ya, en ürkütücü. Türkiye'de ne kadar definici var diye sorarsanız. Bilmiyorum. Herhalde 20 milyonun üzerindedir hocam. Şaka yapıyorsunuz Şimdi hocam. Hocam bu bir şöyle macera ruhu. Herkes Indiana Jones'u seyretti hocam. Tamam. Öyle mi? Hepimiz seyrettik Indiana Jones'u. Bir sürü emekli Indiana Jones'umuz mu var? Mı? Genelde <laughs> emekliler olur. arasında popüler bir şey. E, ne yapacak? Artık hani e, işini gücünü bitirmiş. Ondan sonra kendine macera arayan. Bu aslında bir yerde aktif. Keşke kanunlarımız e, onlara şöyle bir imkan sağlasa hocam hiçbir şey kırılıp dökülmez. Bak ben İspanya'daki şeyi araştırdım. Hatta bunun programını yaptık. Biz sırların Sırı programında avukatları çıkarttık. İşte definizlikle ilgili program şeyimiz var. İspanya'da adam önce diyor ki ben diyor işte atıyorum e, Kozetan'da hazine arayacağım. Peki diyor devlet hemen sana bir izin kağıdı hazırlıyor, hazırlatıyor. Tamam sonra bu o araştırıyor işte dedektörlerini kullanıyor, bilgilerini kullanıyor falan. Diyor ki buradan şüpheleniyorum. Burada olabilir. Kanıtlar buluyor falan. Hemen devlet onunla Devlet de aslında bir yerde onlara şey yapıyor. Ne diyeyim sana hani bir imkan sağlıyor. Böylelikle adam kimse bir şey kırıp dökmüyor. Sonra çıktı değil mi? devlet onun hakkını verirken ikinci bir şey daha veriyor. Ne veriyor hocam? Ödenek veriyor. Ha. Diyor ki al sana diyor 500 bin euro daha veriyorum diyor, Bunda da diyor araştırmalarına devam et. Hem devam et hem bugüne kadar yaptığın araştırmaların evet. yekünü olarak bunu kabul et diyor Tabii. değil mi hocam? Tabi. Şimdi biz buna definecilik, hocam yemin ediyorum bir tane şey yapalım, Aa, ne diyorlar ona? De Hani National'da var ya definecilik <laughs> üzerine. Hani bir tane program yapsak var ya en az ben sana söyleyeyim herhalde bir 100 milyon <laughs> izleyici olur. çünkü insanların merakı var. istiyorlar. Bazen ekonomik sebeplerden bazen macera ya macera Memba burası hocam. Anadolu diyorsunuz. Adam Nevada çölünde iki tane yere giriyor. Sena üç buçuk saat buna program yapıyor ve dünyanın parasını harcıyor. Hani, sizin düşünsenize girdiğiniz sizin arşivinizde kim bilir neler vardır yayınlanmamış milletin hani günlerce uykusunu kaçıracak yani, evet, evet. ya da ne bileyim hani e, hakikaten ağzının açık kalacağı e, birçok mekan ve obje vardır yani. E, hocam şey yapamıyorsun ki çünkü adam gider yarın öbür gün parçalar orayı. Bir şey yapar yani biz anlatamıyoruz bu sembol diyoruz bizim milli kültürümüz varlığımız ve bizim belgemiz bu. Ama Koruyabilmemiz başladı. için bilinç Tabii. gerekiyor hocam. Aynen. Hocam hep e, yer altından bahsettik, <laughs> evet. su, su altından da biraz bahsettik. Şöyle bir soru sorayım, suyun altında deniz canlılarının yaşamları dışında başka bir yaşam var mı? Tabii ki nasıl su üstünde dedik ya bir sürü türler var, <laughs> su altında da böyle. Hatta daha güzel türler de var. Öyle mi hocam? <gülüyor> biraz <gülüyor> bahsedin hocam çok merak yani... ediyorum. Şimdi yine biz hani ne diyor Süleyman'a dalgıçlık yapanlardan bahseder. <laughs> i̇şte bugün efsanelerimizde nimfiler değil mi? süperlerimiz var. Ama suyun çok daha farklı bir şeyi var. Hele bir de tuzlu karışım suysa hocam. Bak ya akan su ya şeydir. Hocam burada bütün bilgiler evrenin varoluşundan beri. Şimdi sır, sır nedir hocam? hani şeye gittik ama Kutlar Vadisi. Hocam sır falan yok ortada. İkinin bildiği milli sır değildir hocam. Film hocam, öyle diyor. Hocam şimdi evet değil mi ne güzel. Şimdi hocam yaradan bizim adımızda Allah. Kimisinin adıyla evrenin efendisi. Kimine, herkes her diline ne istiyorsa desin. Sıkıntı yok. Biz bizim dilimizden konuşalım. Ben bir sır idim. Yani beni ben bilirdim. Bilinmek istedim. Ol dedim. Alemi yarattım. Sır kaldı mı hocam? Bitti. Sır, mır, yok. Hepsi hikaye. Ne var? Bilgi. Öğrenmek. Akletmek. O yüzden diyor. Aklet, düşün. Düşünmez misin? Akletmez misin? Ve arşımı. Yani kürsümü, makamı. Nereye kurdum? Suyun üstüne. Aa, bir dakika burada o zaman benim su ile ilgili araştırmam gereken bir şey var. Rabbimiz tüm evreni, alemi, bütün her şeyi yarattıktan sonra arşımı da diyor suyun üstüne kurdum. Öyleyse demek ki bizim derhal suyu iyi incelememiz lazım. Bugün bir basit örnek vereyim hocam. Ee, abi Mardin'i geziyor, abla Mardin'i geziyor. O güzel şeylerini Oturuyor orada. Bir de Algıyı açtı, bir şeyler açtı ya hocam. Bir bardak diyor ki bana bir bardak su versene diyor. Su al. Bölgenin suyu. Tamam mı hocam? Şey değil. Arıtılmıştan bahset. İçiyor şöyle. Kaynak suyu. Kaynak suyu. Akşam da bir yatıyor. Aman Allah ne oluyor? Ya ben burada bir şeyler gördüm. Görmedin ablam. Sana kayıtlı olan bilgi geldi. Suyla verildi. Bak bütün sisteminde bilgi dolaşmaya başladı. Tamam mı? Merak etme, sen o devirde yaşamadın. <gülüyor> <gülüyor> o devirde yaşayan, orada kaydeden su böyledir. Yarın öbür gün artık artistler bunu kaydediyor, edilsen. değil mi tabii hocam? Mağaralarda kaydediyor, şey. sesi Aynen. kaydediyor, değil mi hocam? Yani Hollywood geçmişi tabii. kaydediyor onlar. Şimdi Hollywood filmlerinde... hafıza ne? yani. Aynen öyle hocam. Ne yapıyor adam? Bak dikkat et. Yıldırımlar çıkıyor, şimşekler çıkıyor, yağmur yağıyor, bir anda taş evde veya ahşap evde hayaletler ortaya çıkıyor. Bak filmi hep böyle. Bunu yazan senarist zeki adam hocam. İşi iyi biliyor. Niye? Ulan taş ev dediğin kristallerle dolu, yıldırımlı ve şimşekli havalarda basınç arttığı için yüksek basınçta kristallerin kaydettiği görüntü ve sesler açığa çıkıyor. Korkma evde et yok. Eyvah, sinema gibi ev. Hocam şimdi planladık hani ikimiz de aynı evi yapacağız beraber taş Tabii. ev. Sinema yapacağız yani. Aynen öyle hocam. <laughs> Hatta ben sana bir şey söyleyeyim Hani Tesla'nın yaptığı basıncı arttıracağız. Evde film seyredeceğiz hocam. O kadar. O kadar. Yani e, şimdi cep telefonlarımızda da öyle değil mi hocam? Dikkat et, bir frekans bir bas, aslında bir şey oluyor. Hatta alırken bir basınç oluşturuyor değil mi bir frekansın sesin veya o yoğunluğun bize oluşturduğu bir şeyden ses çıkıyor, görüntü geliyor. Bak. Aynı mantık hocam. Bu yüzden bazı ahşap türleriyle, bunu daha önce söyledik ama bazı ahşap türleriyle özellikle cevizden çok ses gelir. <laughs> şey, cevizden çok ses gelir hocam. Korkmayın bir şey yok. Sadece kaydedicidir. Kristal eski taş evler kaydedicidir. Bu yüzden o evler içerisinde yaşanan veya daha önce yaşanmış olan bir bölgedeki bir olayı alıp o ondan bir ev yaptığınız zaman, tamam mı hocam? Basınçlı bir havada eğer kaydetmişse basınçlı havada ya ses ya görüntü ya da ikisi birden çıkar. Tamam? Çok ilginç ha, bir bilgi. İşte. Demek ki e, mağaralarda bir şey araştırırken de hava durumuna da bakmalıyız. He. Neler olur, ne yapılır, hangi mağarada. Ya bu çok geniş kapsamlı bir şey. Evet. Keşke vaktimiz yok. Yo çok 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 çok, çok güzel. Olsa bir... da, Hocam. Denesek bunlar. Test, test. Verdiğiniz bilgiler hakikaten ben ağzım açık dinliyorum test, çünkü şey yani hani kimsenin bilmediği şeyler e, hocam bu deniz altındaki canlıların yaşamları var dedik bunlarla karşılaştığınızda oldu o zaman Hı. sizin de aldım. hocam çünkü, oldu da kimi inandırayım evet ben inanırım şahsım olarak hocam. evet evet oldu çok acayip hatta efsanelere yansımasına bakalım. Efendim işte Deniz Kızı Sirena işte gemicileri değil mi bak biz esneleri baktık hocam bunlar var suda yaşayanlar var türler var suda yaşayan farklı gezegenlerden gelen formlar var bu diyorum ya bak bu Hüseyin'e göre hocam yani kanıtım var mı e sana kanıt sunabilmem için benim sana görüntü koymam lazım böyle bir kanıtım yok ama koyacağım mı koyacağım ne zaman vallahi ne zaman yakalarsın. <laughs> Hocam geç e, şimdi benim çok bir UFO bilgim yoktur hani ama Muhittin Arabi'ye baktığım zaman Muhittin Arabi bana bütün gezegenlerin içindeki bütün her şeyi anlatıyor zaten. İşte Alina değil mi? Yani e, sonra anlatsın sistemleri bütün şeyleri. Alina Hanım'a da evet, selamlar olsun. Sağ olsun <laughs> Ortak dostumuz, kadim dostumuz aynı zamanda kanalımızın konsept danışmanı. Evet. Var olsun. yani e, şimdi Ondan sonra sana bütün detayları anlatsın. İşte Muhittin Abi zaten yazmış, anlatmış. Tamam çok güzel. Ben sadece artık onu sana sunmak için diller ararım. Çok bir uzay bir bilgim yok ama şöyle bir şey yaşadım hocam. Epeydir yaklaşık şu an 300'e yakın fotoğrafını çektim. Erhan abiyle paylaşıyoruz bir yandan da. Ama emin değiliz hala. Yani İstanbul'da 3 tane. Kolbaşı ile abi. Erhan Kolbaşı'yla. 3 kolbaşı ee, tane İstanbul'un üzerinde yaklaşık 7-8 aydır bir ufa olduğunu, yani ufo derken işte araç olduğunu düşünüyorum. 300'den fazla fotoğraf çektim ama bir tane İstanbul'un üstünde mi İstanbul hocam? ne hocam? İstanbul ismi. Volga İstanbul bilmiyoruz hocam. İstanbul'la ilgili ne bir şey. Ne zamandır bekliyorlar? Benim benim onu yakalamaya başladım 7-8 ay falan oldu. Yedi 8 aydır İstanbul'un üzerinde bir UFO ordusu mu yoksa 3 tane, tane belli. Sonra hatta e, ben sadece ben değil. Yani birçok arkadaşlarımız hatta telefon açıp ya ben mi yanlış görüyorum? Bir baksana deyip sen de resimlesene. Telelenslerle falan çekmiş. Nerelerden yapınız hocam? Tespit ettiniz. Hangi santlerden tespit? Ettiniz. Vallahi hocam burada İstanbul'daki bütün çevreden görebilirsin şey olarak. Ee, ama ben Çamlıca'dayım. Mesela Çamlıca'da görüyorum şey. Ama emin miyim? Hayır değilim. Size emin olmam için ne yapmam lazım? Size bir belge koymam lazım. Yakaladık bir iki fotoğraf. Fakat daha da incelenmesi lazım. Şimdi burada niye beklediklerini şu an için bilmiyoruz değil mi hocam? Hiç bilmiyoruz. Ama, ama bekliyoruz biliyorlar. ki bir şey İstanbul için bir şey hazırlanıyor. Bunu bir düşünüyoruz yani. Hı hı. Şimdi hocam bu şey de herhalde aklımda mı kaldı? Ne yaptıysa? Yattım akşam işte ondan sonucuma o meşhur metalik ses ama uy uyumuyorum. Yani rüya falandan bahsetmiyoruz falan. Benim de bazen kamera yanında durur. Çünkü bazen pa paranormal olaylar oldu mu hemen kalkıyorum ah diyorum yakaladım. Ateş şimdi nereye ha? kaçacaksın <laughs> bak. Ka çünkü gözün gördüğünü kamera çeker hocam. Hatta gözün göremediğini de kamera çeker. kafamda bir ses dedim ki Hüseyin açma gözünü şimdi. Bıçak al dedim kaçar hemen. Tamam mı? Baya bir metalik voleybol topu büyüttüğünde hocam. Böyle tuhaf şeyler çıkıyor. Sonra böyle minnacık şöyle bir gözümü açtım. Hani böyle topun her tarafından ince iğneler çıkar ya evet. hocam. Böyle duruyor. Sonra şimdi hazırlanıyorum. Zıplayacağım çekeceğim onu. Yakalayacağım çekeceğim yani. Derdim o. O anda gözümü açmamla o de gibi geri kendini çekti. Ben kameraya ulaşana kadar yani o an o an bir üstüne atlayıp yakalayayım dedim. Yakalayamadım. Yakalasam görüntüye çekeceğim ki sana ispat edebileyim. Şimdi Hüseyin görmüş neye yarar? Anladım hocam. Kaçtı ama maalesef. Kaçtı. Kesin. Ama bir tane görüntümüz var tabi görüntüler incelemeye girsin ama atacağım ben size göstereceğim görüntü. Ama İstanbul için İstanbul'da... enteresan beklenen bir şey var ki üzerinde bekliyorlar diyorsunuz evet, ben hocam. Evet kötü bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Ee, hani hayır öyle bir olsun hissiyatım hocam. yok. Hayır olsun. ama öyle bir şeyim. gören sadece ben de değilim. Birçok yakın tanıdığımız arkadaşlar da aynı görüşler üzerine bazen konuşuyoruz. Peki hocam İstanbul Boğazı'na defalarca daldınız ve evet. burayla ilgili çok güzel programlar yaptınız. Neler rastladınız İstanbul Boğazı'nın altında? Hani o efsaneden önceki yerleşim birimlerinden var bir var. şey kalmış var, mı? Var. Tabii tabii. Bazı kalıntılar var işte ama çoğu çamur altında kalmış hocam. O kadar çok yoğun çamur var hani. e, hatta şu an inşallah hani çalışmamızı bitirirsek e, iki tane daha su altında yeni bir yapı ...çıkartacağız, yayınlayacağız onları. Çok güzel. Şu an merakla bekliyoruz. bir şekilde. Hatta sağ olsun e, Profesör Engin Meriç hocam kendisine hem mahcubum. E, ama onun anlatımları o biyolojik kendisi biyolojik profesördür Aha. zaten. Onun sayesinde de biz de su altı araştırmalarını yaparak iki tane çok mükemmel yapıya rastladık. Onun o yapı olduğunu kanıtlamamız için dalışlara devam edip kanıtları, delilleri elde etmemiz lazım ki hocam diyelim. Buyur. O da kitabına hem aynı zamanda bastı. Şunu söyleyelim mi hocam? Antik çağlardan kalma evet. İstanbul Boğazı'nın altındaki yerleşim sistemini, yerleşim birimlerini keşfettiniz Var inşallah. O zaman. Onlara devam ediyoruz ve Yani burası yani. aslında çok eee yani bence sualtı turizminin de mükemmel olabileceği bir yer ama tabii akıntı riskleri. Hani e, turizm için, sportif amaçlı dalışlar için önce şartların oluşması gerekiyor. Ama bazı bölgelerde bu var. Keşke burası bir su, Marmara sualtı cenneti olsaydı hocam. Dünya buraya nasıl biz Şerme gidiyoruz, Mısır'a gidiyoruz? Vallahi buranın oradan farkı yok da. Sadece tür bitmiş. Burası yer hocam. Yani numarayı. işte keşke bu canlandırma, o Boğaz yeniden gerçekten bir turizm, Marmara bizim sualtı. Ya ben tabi Bodrum'a niye dalış yapmaya gideyim hocam ya? Benim ayağım altında deniz var. Serçe abimiz, yani ta mutlaka takip edin. Bak bu şu Türkiye'ye yani Marmara'ya verdiği sualtı çalışmaları ona gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum, Sesi ellerinden öpüyorum. Arada. Kendisi adadadır, ee, bir sualtı aşığı, o hayalet ağların sürekli peşinde o canlıları kurtarmaya çalışır. İşte. Falan filan böyle. E, onun gibi insanlara ihtiyacımız var hocam. Hocam e, en son e, sorumu soracağım. Peki Çünkü zamanınız yok. Sizin buradan yetişmek istediğiniz e, bir yer var. Gideceğim. Sizi <laughs> geç bırakmayalım. E, İstanbul'la ilgili bağınızı sık sık duyduk konuşmalarınızda. Şile ile ilgili birkaç kelime ederseniz. Evet Şile. <laughs> Şile enteresan hocam, bir yer. Güzel bir yer, denize girmek için harika, <laughs> harika bir yer. <laughs> Ama dalgalara dikkat etmek lazım. Hocam Şile'de bir acayiplik var. Yani bu acayipliği e, real olarak kanıtlamadan şu diyemeyiz. Ama real olarak ben işte orada bulunanlar birçok şey hep tanıklık eden, çok yakın dostum ki hayatta öyle yani la falan da şey yapmaz, <laughs> bizzat kendisine yaklaşan bir. Ee, yine cismin e, ki o bir şeydir. gök cisminden evet, bahsediyoruz. Evet, yani bir aracın o şöyle bir şey var. Yani ben Hasan Usta yani çok sevdiğim dostumdur, çocukluk arkadaşım. Hasan Usta bir şey dediği zaman o bir şeydir. Yani onu zaten bir şey inandıramazsın evet. sen. Yani öyle bir ne bir dedi şey hocam? Yalandı. Dedi ki ya hocam şakaydı dedi. Hatta oğluyla otururken geldi dedi. Sen i̇şte şuraya kadar dedim ki oğlum hani oğlunu da dön diyememiş. Yani olur çocuk. Çünkü çok şey bir adamdır. Celalli ve cevval bir adamdır. Aha. Hani biraz daha yaklaşsa böyle tokat bir e, şeyi var, yapısı vardır yani. Ben dedi şaşkınlık içerisindeyim dedi. Yani ben böyle bir şeyin olabileceğini dedi, hiç tahmin etmiyordum. Ve o bölgeden, o bölge arasında Şile ile Şile, Riva ve Poyraz arasında bir muhtemelen ama dediğim gibi bunlar Erhan abilerin, Erhan evet. o başının konuları muhtemelen orada ciddi bir üs var. Bizim burada tanık olduğumuz e, ekipçi oradaki yani bir, e, olaylar var. Dünya dışı formların eee üs olarak kullanıldığı mekanlar mı? Kullanmış lakin dünya içi varlıkları da kullanmışlar. Mesela biz ona e, ona orada işte hep beraber şahit olduk. Hatta bir anda kayanın üstüne çıkan bir sembol yazısı oldu. Bunu herkes dokuz kişi birden gördü. Hani sadece bana ait Sonra çizdik sembolün ne olduğunu falan. Yani burada şu da var. Mesela ben şunu merak ettim o sahada. Yani niye siz burayı niye kuruyorsunuz? Yani <laughs> siz burayı o, onları burada koruyucu olarak bırakmışlar. Yani orada bir saha var. O sahaya kimseyi sokmuyorlar. Tamam yani aslında şöyle yani sokmuyorlar ki kimse bir şey yaptıkları yok. Geliyorsun oraya kadar geliyorsun. Oradan geri dönüyorsun. Gidiyorsun geri dönüyorsun. Tamam mı? Allah Allah. Bir, o bir çizgi yani görünmez çizgidir ya. O görünmez çizgi var orada. O çizgiyi açtığın zaman hemen zaten kime açtıracak izin vereceklerini onu da biliyorlar yani. Yani merak ettik yani. Niye kardeş niye buradasınız yani ne koruyorsunuz? Onlar da aynı cevabı verdiler. Hatta verdikleri sembolde bu oranın ana merkezinin ay üssü olduğunu. Ee, Ay'ın karanlık tarafı mı? İşte orası karanlık mı, aydınlık mı orada da şey. Hocam bana biri... Karanlık bizim bilmediğimizden dolayı karanlık. Şimdi hem öyle bir de derler ya orada kötüler. Ben Hı -hı. de şöyle bir zıt şey var. Biri bana bir şey kötülüyorsa diyorum ki kesin bunun arkasında güzel bir şey var. Hani biri bana 13 uğursuz rakam diyorsa ulan diyorum kesin bu çok uğurlu. Hakikaten de hep öyle çıktı. Tamam? İşte biri bana dolunay çok kötü kendini koru diyorsa diyorum ki galiba dolunay en mükemmel an. Ben oradan o enerjiyi almayayım, aktive olmayayım diye beni ondan gizlemeye çalışıyor ama kendi kullanılıyor çakal. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden ben budur benim. Ayın karanlık yüzün diyorsa bana orada aydınlık bir şey mi var? Görmem lazım. Bilgi saklı diyor ya muhtemelen. Bir şeyler var için. Yani. O yüzden hocam e... düz taban uğursuzluk getirir. Değil mi hocam <laughs> hep? Niye? peygamber düz tabandı ya Resulullah. Tabi adam uğursuzluk getirdi. Normaldir. <laughs> Ama bu anlayışı bana sokuyorsan anlayışı algılayan arkadaşlara da soruyorum. Arkadaşlar önce siz şunu yapmayalım ya. Şu çok kötü. Tamam eyvallah kardeşim. Nedir hep beraber bakalım. Hüseyin abi herhalde şöyle genel anlayış hep ters köşeye yatırmak adına çok hani işliyor. Hı. Hocam son sorumuzu bitiriyoruz. Eğer müsaade ederseniz. Sağol hocam. İnsanlık kendine hep yeni bir gezegen, yeni bir yaşam alanı arayışı içinde. Bu noktada Mars gezegeni hakkında konuşabilir miyiz? Neler söylersiniz? Birkaç cümle de öyle alalım. Vallahi hocam seve seve çok mutlu olurum. Ee, Mars, e, bak yine birileri Mars'a hep atom bombası atıyor değil mi hocam? bombalamaya çalışıyor. Yani var bu açık görüyoruz gazetede değil mi? İşte Elon Musk. Oraya atom bombası atarsak veyahut da bir şey yaparsak yaşam formu oluştururuz diyor değil mi hocam? <laughs> Acaba öyle mi? Yoksa sen oradaki yaşam formunu yok edip delil mi ortaya kal, ortadan kaldırmak istiyorsun? Soruyorum yani insan olarak bir soru şeyimdir. Hocam Mars bizim kızıl gezegenimiz. Evet. evet. Kendimize dönelim hocam binlerce yıl evvel evvel biz böyle 1071 defa Anadolu'ya girmedik. 20 bin yıldır biz buradayız. Hepsi burada, hepsi Anadolu insanı. Yani ben şu insan ayrımından nefret ediyorum zaten. Rumi Diyar diyorsun, Rumlar diyor. ulan Rum dediğini Anadolu demek zaten. Bu da Anadolu. Yani e, ilk e, şey e, Yahudiler kim hocam? Hazar Türkleri değil mi? Yani tabi bir kolu Hazreti 12. Musa. 12. Evet evet Kabili. yani. Ya bu şey artık hani o bizi bazı şeylerle ayırmaya çalışıyor. O kafayı artık bırakalım. Mars'ta kadar. da başka yaşam formları hocam, var. Değil Mars'ta da yaşayan formları var. Bu yaşam formları Hazreti Nuh döneminden. Oraya yerleştirilmiş olan orada zaten bir form var. Orada bir tür var. Hı hı. O türün e, belirli bir e, işte bizim bu Nuh tufan dediğimiz dönemde ise 80 yolcuyla gidip birçok gezegene kendisi 8 kişiyle geri döndü hocam Hazreti Nuh. O yüzden biz Nuh ikinci ata diyoruz. 80 kişiyle dönseydi diyemezdik. Bak 8 çift var ya. Hı hı. Ama o bir çift hep bir aynı soy. Ondan hep aynı şeyler meydana gelmiş. Biri koruyucuları. Bak 8 çiftin hepsi farklı farklı. Şimdi burada da yaşam formları var. Bizden zamanında gidip yani insan türünden zamanında gidip orada hala teknoloji ve birçok şeyi devam ettirmiş olanlar var. Ve emin ol bizden çok çok iyi bir türler. Bizim gibi birbirin savaşmıyorlar. Kendi aralarındaki savaş ne biliyor musun hocam? Savaş oyunu. Onlar savaş oyunları yapıyorlar. Futbol, maçı, Futbol gibi. maçı gibi. Ve bunlar Mars yüzeyinin altında ya yaşıyorlar Mars herhalde. Mars yüzeyinin altında orada? yaşıyorlar. E, tü, dünyada... insansı formlar mı İnsansı hocam? formlar. Bizden biraz daha uzunlar. <laughs> e, çeşitli tabii ki böyle hani biraz farklılıklarımız var ama e, mesela e, dünyada şu an mükemmel bir üstleri var. Nerede? E, kutuplarda. Hani hep o kutuplarla uğraşıyorlar ya hocam. Güney, 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 güney kutupları. O, o üstleri var. Ee, çok da güzel şehirleri var. Var orada. Çok güzel insanlar. ben insan diyorum. Çok güzeller. Seni saygıyla karşılıyorlar. ikram ediyorlar. Anlatıyorlar. Bilgi veriyorlar. Tamam mı hocam? Ama dert ne? Dert bu bilgiler ortaya çıkarsa. Muhittin Arabi'ye geliyoruz. Yazmış hocam. Ben yazmadım ki. Adam bir bir anlatıyor. Hı hı. Tamam Bütün bilgiyi vermiş orada. Ondan sonra sadece o değil bunun gibi birçok Değil mi eski şey? E, bırak Göbekli Tepe'ye geliyorsun. Ya zaten bütün e, sistemlerin orada iz düşümlerini görüyorsun. Yıldız sistemlerini. Evet. Doğru. Şimdi sadece şunu tartışmak lazım. Biz mi onlara teknolojiyi verdik? Onlar mı bize teknolojiyi verdi? Burayı iyi düşünmek lazım. Biz vermiş olalım da olmuş olabilir miyiz de biz sonra birbirimizin kaosuna düşerek bilgi ve teknolojiyi mi unuttuk acaba? Buna bakmak lazım. Çünkü onlar bir gün bunu söyleyecekler. Çok uzak değil. Yakın bir zamanda diyecekler. Sizden aldık. Siz verdiniz. Ama siz öyle bir acayip insanlarsınız ki birbirinizi yok etmekten birbirinizi hor görmekten kendi bilgiyi, titreşimini bilimi, de düşürdünüz. Bütün her şeyi unuttunuz ama biz sahip çıktık. Biz devam ettik. Kendi titreşimini de düşürdün. Kendini unuttun Kendini aslında. Kendini Evet. Yani durum... Bu dediğim gibi hocam bu anlattıklarım sadece fikrimdir. Asla bir Hani birilerini bir şeye çekmek için değil. Fikirler bulgularla daima değişir. Hocam doyum olmaz size. Sağ olun en Daha kafada milyon sorular. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu soruların cevapları sizde biliyorum ama vaktiniz yok. Son soru demiştim. Evet hocam. Yalan Sanlarız. olmasın ama Agarta'nın Türkiye'de, Anadolu'da girişi var mıdır? Var, var hocam tabii ki var. Olmaz olur mu? genel anlamda. Hocam merkez burası. Burası merkez. Diyorsun. Burası zaten başlangıcı. İstanbul. Ee, İstanbul'dan çok daha çok Anadolu diyebiliriz. Anadolu'da biliriz. mesela evet, tabii şehir olarak hocam. var. Hocam bölge olarak. Doğu ve Güneydoğu doğu hocam, ve güneydoğu. bölgeler. Ee, Agartan'ın girişleri tabii, mevcut tabii. Doğu, Güneydoğu bu bölgeler. Ee, ana kapılar buralar zaten. İstanbul'un da evet bağlantıları var. Doğru. Ee, Agartan'ın en önemli girişleri hani asıl başlangıç, belki Agartha efsanesini oluşturan, aynı zamanda gerçeği oluşturan şey tamamen Doğu, Güneydoğu, bu bölge, İç Anadolu, bu bölgelerdir. Bu bölgelerden o Agartha, gerçekten o yeraltı, dünyanın farklı yerlerine geçişleri, kapıları Türkiye'dedir, Anadolu'dadır ve buradadır. Hocam doyum olmaz size. Sağ olun, var olun. Bize de beraber oldunuz. Hayat mağaradan başlar dedik. Mağaradan yola çıktık, bilginin kadimde mağaradan geldiğini söyledik. Ve e, yıllardır e, keşfedilmemiş ekibiyle Anadolu'yu karış karış dolaşan ve e, binlerce sırrı ve gizemi e, kendi içinde barındıran önemli biri Hüseyin Güngör. Kırmadı bizi bugün yayınımıza katıldı ve bu güzel bilgileri sizlerle paylaştı. Geldiğiniz için var olun, sağ olun. Ben... Sizler de bizi dinlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Ben çok teşekkür ederim ama Oğuz Kağan'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Lütfen. Tabii gözükler. <laughs> evet. Türk yurdunda fakirlik suç sayılsın demiş Oğuz Kağan hocam. Böyle bir güzel sözü var. Suç yapmış. Fakirlik suç sayılsın. İnşallah bu bütün kaoslar, bütün her şey bitecek biz canlı gönülden inanıyoruz. Ve fakirlik suç sayılacak hocam. O gün gelecek. Var olun hocam. Teşekkür Sağ olun. ederim hocam. Hoşçakalın değerli izleyiciler.